kıskandıracak şekilde güreşçilerimiz, serbest güreşçiler İSKİ tesislerinde harika bir mini turnuva yaptılar. Taha'nın asistleri, Serhat tabii takım kaptanı, Taha'nın rakibiydi ama 1-0 öne geçtiler ve öyle bitti müsabaka. Ama bir türlü zaten kaptan yani müsabakaya biraz müdahale ettiği gibi geldi. Ve Allah'tan galip geldiler, maç bitti. Çok zevkli geçti, biz de oradaydık. O görüntüler ekranınıza gelecek, yine röportajlar devam edecek. Evet, gelen bir maili hemen okuyalım. Bolu'dan gelen bir mailimiz var. Saygıdeğer Mehmet Çelik, sizi ve konuklarınıza selamlar. Ramazan ayı tüm Müslüman sporcularınız ve insanlık için hayırlı olsun. Güreşlerimiz Londra Olimpiyatlarına 1948 gibi destanlar yazacaklardır. Buna inanıyoruz. Başta Yakup Topuz hocamıza, Kaptan Serhat'a, Taha Akgül ve diğer aslanlarımıza güveniyoruz. Mahmut Demir ile olimpiyat şampiyonu yaşayan Yakup hocamızın bu tecrübesiyle başta Kaptan Serhat, Taha, Ramazan, İbrahim ve Ahmet Peker ile de bu zaferleri yaşamasını bekliyoruz. Sayın Başbakanımız ve Bakanımız talimatlarıyla Sarıyer'de yeni bir güreş merkezi yapılacak. Ankara'da, Bolu'da ve Antalya'da da böylesi güzel güreş merkezleri yapılması iyi olacaktır. Yakup hocamız ve konuklarımız bu konuda ne düşünürler? Ayrıca Londra kürsüde olmasını beklediğimiz Kaptan Serhat'ın güreşe devamını ve Nazmi Avlıca gibi tecrübesini bir olimpiyat daha göstermesini ister. Tüm güreşlerimize Londra'da başarılar dileriz. Yusuf Taşkan yollamış Bolu'dan. Öncelikle isterseniz Sayın Hocam, ben sormadan Yusuf Bey'in bu sualine, bu tesislerle alakalı görüşlerinize merak ediyor sevgili Yusuf Taşkan. Yusuf Taşkan Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlı bir kardeşimiz. Güreşten ilgileniyor. Kendisi yani gün aşırı bizleri arar, sorar. Ve zaten de belli oluyor, kendi şu anda bize mail göndermiş. Kendileri sağ olsun, var olsunlar. Tabii bizim şimdi bu olimpiyat işi gerçekten zor bir iş. Hakikaten her sporcuya nasip olmayacak. Çok önemli bir organizasyon. Burada biraz böyle gerçekçi olmak lazım. Bizim evet. Gönlümüzden tabii ki hepsinden altın madalya geçiyor ama işimizin çok zor olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz var. İnşallah dediğiniz gibi yani biz şu anda iyi bir hava yakaladık. Tabii olimpiyat Avrupa şampiyonasına benzemez, dünya şampiyonasına benzemez. Çünkü sporcular 4 yıl boyunca bütün hedefleri olimpiyatlarda madalya almak, altın madalya almak. Çok önemli, tarihe geçmek. Sporcuların hayallerini süsleyen en önemli olaylardan birisi. O bakımdan biz bunun birinci içerisindeyiz. Ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Tabii Serhat'ın ikinci bir olimpiyatta güreşmesi temennisine ben de katılıyorum. Gerçi güreş zor bir spor, ağır bir spor. Yani insanı çok çabuk yıpratıyor. Kilo düşürerek yapılan bir spor. O bakımdan tabii kendisi, kararı kendisi Serhat'ı vereceği bir karar. Ama Serhat gerçekten bir takım kaptanı olarak gerçekten çok düzgün bir profesyonel. Yani yaptığı işleri profesyonelce yapıyor, profesyonelce düşünüyor. Yani evet. Bu şey kendisinde olduğu müddetçe, böyle düşündüğü müddetçe inşallah ikinci bir olimpiyat ama çok zor bir iş. Tabii kararı evet. Kendisi verecek. Peki Serhat, tabii seninle alakalı da gelen bayağı bir mail var ama tabii Greco-Roman'da olduğu gibi sen de hem gülerci, sempatik abinle, arkadaşlığınla yani güreş severlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuzsun. Peki işin hikaye özü, esprisi sende nasıl? Sen nasıl bakıyorsun? Bu olimpiyatlar tabii önce büyük beklentilerin var, hırsın var ve sonrası neler söyleyeceksin? Şimdi insanın kendi yaşantısında belli planları olur. Ben bu planlamayı çok daha önceden yapmıştım. Gerçekten ben 2000 yılında Büyükler Milli Takımı'na gelmeye başlamıştım. İşte o zamanlar şu anda benden sorumlu olan antrenör Mali Özen olimpiyata gitmişti 84 kilo'da. O zamandan bu yana milli takım kamplarından hiç çıkmadım. Bayağı bir yoğun süreçte yaşadım. Gerçi bu da çok önemli değil ama yani benim planlamam o zamanlarda bile işte tam olimpiyat yaşını hesaplar sporcu. Mesela 16 evet. Yaşındayken hesaplar, der ki 20 yaşımda bir olimpiyat, 24'te bir olimpiyat, 28, 32 işte kaç olimpiyata gidebileceğini o zamandan hesaplardı hocalarımızı. O zaman da ben diyordum işte 30 yaşımda bir olimpiyat denk geliyor, son olimpiyatım olur. Tabii orada 2004 olimpiyatını da hesaplıyordum. 3. olimpiyatım olur diye. 2004'ü kaçırdık. 2. olimpiyatım olacak. Ama şöyle düşünmeleri lazım. Ben güreş yapmayı bırakacağım sadece. Güreşi bırakmayacağım. Güreşe antrenör olarak ya da işte farklı yönlerden hizmetlerimiz yine olacaktır. Ama ben Londra'da benim için hayırlı olanın orada bir altın madalya alarak
bırakmak olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Temennim de bu şeyde. Neyim var, neyim yok. Orada mücadelemi ortaya koyup güreş hayatıma son noktayı koyacağım. Şundan da eminim. Bugün Serhat Balcı gider. Kimsenin üzülmesine gerek yok. Nice Serhat Balcı'lar gelir. Benden daha ileri de gelir. Gerçekten bu yetenekte, bu kabiliyette birçok güreşçi arkadaşımız var. Benim yerim dolar. Fazlasıyla dolar. Önemli olan benden sonra gelecek güreşçi arkadaşlarımıza sahip çıkılması. Bizim çektiğimiz sıkıntıları, çileleri onlara daha az yaşatıp onların önüne güzel imkanlar sunmaktır. Camiamız için hayırlısı olsun. Peki. Yalnız bir şey ilave etmek istiyorum. Gerçekten Serhat kardeşimiz, hakikaten ben de ileride çok iyi güreşe hizmet edeceğini düşünüyorum. Çok iyi bir antrenör olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra milli takımlarda eğer tabii ki güreşi bırakırsa gerçekten çok iyi bir antrenör, iyi bir teknik direktör yetişeceğini düşünüyorum. Kazanmış olacak yani. Evet, tabii ki güreş severler hatırlayacaklar. Sinan Erdem çok önemli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Tabii rahmet ve minnetle bir kez daha anımsıyoruz. Ayın 15'i Aralık'ta, geçtiğimiz Aralık'taki 11'de kaybettiğimiz Fevzi Şeker. Umduğunu o şampiyonada bulamadı ama tabii onun da çok ama çok büyük hizmetleri var Türk güreşine. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. İşte Fevzi Şeker'in kadrosundan bir tane nazar boncuğu 96 kiloda Serhat Balcı. Gümüş madalyayı getirmişti. O müsabakayı çok iyi hatırlıyorum. Kıl payı altın kaçmıştı. Neden olmasın? Dur bakalım. Önce şu olimpiyatları bir görelim. İnşallah başarılarla süsleriz. Ama şu an telefon attığımızda Sakarya'ya gidiyoruz. Yine bir eski sporyor hakemi, Sakarya muhabirimiz Suat Beynel telefon attığında. Suat Beynel, iyi akşamlar. Sayın hocam, iyi akşamlar. Evet, seni dinliyoruz. Sakarya'dan bize neler getirdin ama tanıdık dostlar yine... O bildiğin, soluduğun hava, güreş bu akşam konuğumuz. Neler söyleyecek Suat Beynel? Hocam, o kadar güzel bir tablo içinde izliyorum ki sizi. Yani böyle Yakup hocamla 20 yıldan fazla zamanım geçti. Dünya şampiyonada, Avrupa şampiyonlarında. Hepsi bir de şerit gibi önden geçiyor. Sevgili Serhat, zaten minitlerden beri, yıldızlardan beri müsabakatta yönettiğim bir şampiyon. Ancak Serhat'a hatırlatmak istiyorum. Sinan Erdem de minderden çıkıp ikincilik madalyası daha boynunda teri alnındayken bana sözü var. Bir de Serhat dedim, gümüşü kabul etmiyoruz değil mi beraber? Evet hocam, etmiyoruz. Olimpiyatta madalyayı boynunda takacağız dedi. Tabii ki Allah nasip ederse bu işler olur. Serhat'cığım çok güzel çalışıyor. Zaten Yakup Hoca'nın olduğu yerde madalya mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek. Ben buna adım gibi inanıyorum. Sevgili sahada zaten genç şampiyonlarımızdan önü çok açık. Allah ona da uzun ömürler, çok iyi güreşler nasip etsin. Değerli hocam. Evet. Sakarya'dan bu güzel görüntülerle, Sakarya'dan da bir haberim var. O kadar güzel bir haber ki sayın hocam. Dinliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Grassroots Ligi yapacak seneye. Bu Grassroots Ligi'nde 2001 doğumlu ve 2002 doğumlu sporcular oynayacak, futbolcular oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu öyle mükemmel bir uygulama getirdi ki sayın hocam, sizler de biliyorsunuz, bu ufak doğumlu çocuklarımız 8-9-10 yaşlarında artık resmi futbol liginde oynayacaklar. Evet. Ancak bir yıl önce, yani seneye başlayacak olan ligin bir yıl öncesinde özel bir turnuva düzenlendi. Bunu Sakarya ayağında yapıldı. 24 tane minik takımı, Erenler ilçesi, Büyükşehir Belediyesi, Sentetik Sağlık'ta müthiş karşılaşmalar yapıldı. Enlemesi de kullanıldı. Aynı anda iki maç yapıldı ve bir haftalık mücadelenin ardından çeyrek final maçlarına kadar gerildi. 24 takımdan tabii ki 4 takım yarı finale kaldı. Ancak hocam ben bu uygulamanın mükemmelini anlatmak istiyorum. Bakın resimlerde miniklerimizi görüyorsunuz. Bu 8-9-10 yaşındaki çocuklarımız aman yarabbim nasıl mücadele ediyorlar, nasıl böyle güzeller. İşlerinde kim bilir hangileri Messi, hangileri Ronaldo, hangileri bizim Türk futbolcularımız gibi. Harika da görünüyorlar zaten. Maçları, bu akşam yapıldı. Çok yayına biraz yetişmedi. Biraz sonra sonuçlanacak. Artık daha sonra bildireceğiz. Sporcular ve aileleri daha evlerine varmadı desek yeri var. Amatör sporun bu en büyük olayını yine biz amatör sporun en büyük destekçisi olan sizin programınız Tekrumeli TV Mehmet Çelik ile Spor Penceresi Parkı ile bu akşam duyurmuş olduk bu güzelliği. Sakarya turnuvasını düzenleyerek
8-9-10 yaştaki çocuklarımızın yeşil sahalara çıkmasını sağlayan Sakarya Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü Baş Antrenörü Sayın Adem Tandoğan'ı ve Sakarya Futbol İl Temsilcisi Sayın Ali Atlı'yı buradan kutluyorum. Sizin aracınızdan bu güzellikleri gösterdik. Evet. Ben tekrardan stüdyo işine dönüyorum. Yakup Hocam, 6. olimpiyatınız hayırlı olsun. Allah nasip etsin 7.ye de gidin. Serhat'cığım, madalyayla mutlaka inşallah dönersin. Madalyayla döneceksin de altın madalyayla dönersin. Sana da bundan sonra nice şampiyonluklar diliyorum. Evet, hocam, inşallah. Ramazan ayımızı da kutluyorum. Bütün ülkemizin ve Müslüman alemin. Size saygılar sunuyorum. İyi programlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, değerli güreş severler, değerli izleyiciler, tabii güreşe dairin Türkiye'nin marka programında müthiş çekimler var. Yarın saat 17'ye geldiğinde güreşe dair özelde Hendek Yağlı Güreşleri'ni başarılı başkan Ali İnci, bir kez daha onu kutluyoruz. Tabii Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sakarya, hepsinin katkıları var, hepsinin özel röportajları var. Ama tabii çok değerli bir vali Sayın Mustafa Büyük. Hepsinin güzel görüntüleri var. Yarın 17'de güreşe dairin özelinde izleyeceksiniz. Ben hemen Sayın Topuz'a dönmek istiyorum. Tabii sevgili Topuz, görüyorsunuz her şeyden Türkiye'nin haberi var. Olimpiyatlar diyoruz. Tekrar Taha'ya döneceğim ama 6. olimpiyat, 6. olimpiyat. Diğer olimpiyatları incelediğinizde gittiniz, baktınız, geçmişe döndünüz, irdelediniz. Gelinen bu olimpiyatla diğer olimpiyat arasında ne gibi değişiklikler var? Kurallar, uygulamalar. Yakup Topuz hocamızın kafasında nasıl bir sinerji oluşuyor? Olimpiyatlar için sporcularımızın omuzundaki o baskı, bir yanda beklentiler, bir yanda olimpiyatları ilk defa teneffüs edecek sporcularımız açısından, bu baskıyı kaldırma açısından Yakup Topuz bu olimpiyata nasıl bakıyor, nasıl yönlendiriyor kurmay ve sporcularını? Tabii ben öncelikle Suat Beyanal kardeşimize de güzel dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah böyle bizim için güzel sözler söyleyenleri dualarını kabul eder, dileklerini kabul eder, bizi mahcup etmez diyorum. Tabii olimpiyatta başta da söylediğim gibi gerçekten madalya almak, önce tabii güreşmek de herkese nasip olmuyor. Orada madalya almak çok zor bir iş. Biz tabii daha önceki olimpiyatlarda güreşin kuralları böyle değildi. Şimdi güreşin kuralları değişti. Güreş tamamen çok yani süratli hareket etmek lazım. Güreşte yani sürat ve çabukluk ön plana geldi. Yani kombine tabii geçmişte süreler daha uzundu. 5 dakika artı 3 şeklinde ben olimpiyatı yaşadım. 5 dakika şeklinde yaşadım. 3-3-3. 3 devre üzerinden olimpiyatlara gittim. Şimdi ise kısa 2 devre, 2'şer dakika şey yapıyor. Burada hata götürmüyor. Bu yönde biz teknik ve taktik çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü küçük bir hata yaptığın zaman hemen çünkü telafi etmesi çok zor. Zaman kısa. Hem parterde olsun yani yerde olsun hem ayakta olsun. Çok iyi yani biz sporcularımıza iyi müdafaa yapmasını söylüyoruz. Ve serbest güreşte bir serbest güreşçinin başarılı olabilmesi için çok da iyi bir şekilde dalması yani ayakları tutması lazım. Ve bu taktik özelliklerle özellikle minder kenarındaki dışarıya itme konusundaki taktiksel şeyleri çalışıyoruz. Bugün de antrenmanımız da var ve bundan sonra da böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yani tamamen taktik üzerine. Ve teknik ağırlık da var ama çok süratli olacaksın. Kısa zamanda şeye gitmen lazım, hedefe gitmen lazım. O bakımdan sporcularımızın bu yönde çalıştırıyoruz, bu yönde motive ediyoruz. Tabii